Kur'an'da geçen şifa ayetleri var mıdır? Maddi manevi bütün hastalıklarda isimdat edebileceğimiz, medet bekleyeceğimiz, bizzat Rabbimizin buyurduğu şifa veren dualar. Şifa, deva demektir. Şifa, insanın hastalıktan kurtulması, sıhhat bulması, iyilik bulması anlamlarına gelir. Peki, hastalara ne şifa olur? Kur'an'da geçen iki şifa. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi şifadır. Peygamber Efendimiz iki şifa vardır buyuruyor. Bunun biri baldır, diğeri Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela Fatiha Suresi'nin hem yılan ısırması gibi fiziki hastalıklara hem de bir insanın mecnun yani deli olması gibi psikolojik hastalıklara şifa olduğu hadis-i şeriflerde rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in maddi manevi bütün hastalıkları şifa oluşu, balın şifa oluşu ve diğer şifa veren bilgilerin yanı sıra esas hakiki şifa verici Allah'tır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Eş-Şafi ismi sıfatı şerifi mevcuttur. Ve bütün şifalarda Cenab-ı Hakk'ın Ya Şafi dediğimiz o isminden tecelli etmektedir. Yani bütün dertlerin devası, şifanın kaynağı yüce Rabbimizdir. Esas şifayı da biz ondan bekleriz. Diğerlerini hep vasıta olarak biliriz. Şifa ne demek? Şifa deva demektir. Şifa insanın hastalıklardan kurtulması, sıhhat bulması, iyilik bulması anlamlarına geliyor. Şifa ismi caiz midir? Şifa ismi güzel bir isimdir. Bu insan ismi olarak kullanılabilir. Mekanlara, müesseselere isim olarak verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de altı yerde şifa kelimesi geçmektedir. Şifa kelimesinin geçtiği kelimeler de bizim esker kitaplarımızda şifa ayetleri olarak yer alıyor ve peş peşe okunduğu zaman da bunların insanların hastalıklarına deva olduğu belirtiliyor. Kur'an'da geçen şifa ayetleri, Kur'an-ı Kerim'de bulunan şifa ayetleri, sağlık için dua, şifa için dua, hasta duası, hastalıklara şifa duası arayanlar için en etkili şifa dualarıdır. Tevbe Suresi 14. Ayet Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeşfi sudura gavmin müminin. Anlamı. Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin. Gönüllerini ferahlatsın. Yunus Suresi 57. Ayet Ve şifa'u lima fis sudur. Anlamı. Gönüllerdeki dertlere şifadır. Nahl suresi 69. ayet ''Yahruju min budunihe şarabın muhtelifun elvenuhu fihi şifa'u linnâs'' anlamı. ''Onların yani arıların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet yani bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır.'' İsra suresi 82. ayet وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Şuara suresi 80. ayet وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Fussilet Suresi 44. Ayet قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءُ De ki, Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır.